Merhabalar. Benim adım Avukat Ayhan Öğmen. Canlı takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yatırımcı vizesi için yatırım miktarı ne kadar olmalıdır? Tabii bunu hizmet sektörü için sorduğunu dile getiriyor. Yatırımcı olmak istediğini dile getiriyor. Minimum yatırım ne kadar olmalıdır? Aslında bu çok önemli bir soru. Bu devamlı gelen bir soru. Amerika'da kişiler, yabancılar yatırım yaparak yatırımcı vizelerine geçmeleri mümkündür. Fakat bu yatırımcı vizelerine geçmede tabii yasalarda belirtilen belli şartlar var. Bu şartların içinde minimum bir rakam yok. Yani yatırımcı vizesi için illa şu kadar bir yatırım olması gerekiyor diye bir kaide yoktur. Yani bunu genelde tabii kişiler şunla karıştırabiliyor. Genelde yeşil karta giden yatırımlarla bunu karıştırmaları mümkün olabiliyor. Çünkü yeşil karta giden yatırımlarda en az 500 bin dolar yatırım yapılması gerekiyor. Fakat yatırımcı vizelerinde böyle bir minimum miktar yok. Hizmet sektörü olsun ya da olmasın minimum bir rakam yok. Bu aslında yapılması gereken ya da kurulmak istenen işin bütçesine göre, durumuna göre, işin ölçeğine göre ne yatırım gerekiyor. Örnek veriyorum ben size. Farz edelim bu kişi bir yatırım yapmak istiyor ve var olan bir şirketin %50'sini satın almak istiyor. Bu %50 şirketin satın alacağı şirketin ne kadar para vereceği aslında o şirketin değeriyle ölçülü bir şey. Ve dolayısıyla buna göçmenlik dairesi ya da Amerikan konsolosluğu bu kişinin yatırımcı vizesinde bakarken şunu görmek isteyecek. O şirketin değeri nedir ve %50'si ne kadar etmektedir? Örnek veriyorum, bu şirketin değeri 200 bin dolar olabilir. Eğer bu şirketin değeri 200 bin dolarsa o zaman 100 bin dolar bir yatırımla kişi %50'sini satın alıp oradan ne yapabilir? Yatırımcı vizesine hak kazanabilir. Ama farz edelim ki şirketin değeri o değil, şirketin değeri 1 milyon dolar. O şirketin 1 milyon dolar olan yatırım, yani 1 milyon olan değeri olan şirketin %50'sini o kişi 100 bin dolara satın alamaz. Aldığını varsayalım. Tanıyor belki sahibini ya da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani şu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşte ben işi devam ettiremiyorum. İşte sen benim yakınımsın, devam et dediğini varsayalım. Olmaz. Bu bir yere bizi götürmeyecektir. Sebebi de şudur. 1 milyon dolar değeri olan bir şirketin %50'si 500 bin dolar etmektedir. Dolayısıyla ortada minimum bir rakam yok. Yatırımcı vizesine giden kişiler 50 bin dolar yatırımla da yatırımcı vizesine gidebilmektedirler. Kurulan işin ihtiyacı olan yatırım ellerinde bulunması önemli olan noktadır. Ya da farz edelim biz ortaklıktan bahsettik ama yeni bir iş kuruyoruz ve bu işin kurulumunda 80 bin dolar yatırıma ihtiyaç var. Siz o 80 bin doları yapıyorsanız yatırımcı vizesi için ideal olan uygun rakamı koymuş oluyorsunuz. Ama tabii biz hani avukat olarak ya da genel bir pratikte karşı karşıya kaldığımız durumlara bakınca ideal rakamın 100 bin dolar olacağını söyleyebilirim size. Fakat bu minimum bir rakam değil, minimum bir rakam olarak da baz alınmaması gerekmektedir. Eğer sorularınız varsa, gelecek hafta yayınlamamızı ve cevaplamamızı istediğimiz konular varsa lütfen çekinmeyin. Biz Amerika'dayız. Amerika'daki herhangi bir hukuki yönde sorularınızı iletebilirsiniz. Biz bu noktada sizin için gerekli danışmanlığı yapıp en azından o sorulardaki cevapları size vermek isteriz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ben Avukat Ayhan Ömen. İyi pazarlar diliyorum. Sevgiler.